Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ Ama بعد, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Mus'ab ibn Umayr raziyallahu anhu, İslam'daki birinci elçi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin elçisi, Medine-i Münevvere'nin Fatiha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vatani bo'lgan Madina Munavvarani fath qilib, musulmonlarga hijrat qilib kelishlarga tayyorlab turgan son. Bu kishi haqida nima bilamiz? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, innalloha ixtaroni va ixtaroli ashabi. Alloh meni tanlab oldi va men uchun sahobalarni tanlab berdi. Muhammad Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanında turuş gereği bugün adamlarını kim buluşunu kim talep edipti? Allah subhanahu Allah talep bugün bendeler bula braderler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatı da bana sahabaların hayatını okurken biz ne bana kulaksa kuvalışımız gerek. Yigitler kaçdır bir sahaba var sizi feliz öşü sahabanın feliye yakın. Sizi tabiatiz ana şu sahabaya yakın. Şu sahabalardan bittesini özüge talep alayım. İhtimal kuvvetiz vardır Hamza ibn Abdülmuttalib tek. İhtimal sahavat peşedir siz Abdurrahman ibn Avf tek. İhtimal halimdir siz Osman ibn Affan tek. Çünkü bitti adam hamma sıfatlarda bir kılıp oluşu gibi mümkünmez. Bir sahaba ilim bile maşgur oldu. Bittesi kılıçı bile maşgur oldu. Bittesi malı dünyası bile yani bittesi bir siyasetçiliği bile. Kimdir barda sizge okşayan karayın da. Mus'ab ibn Umayr. İmonga kelish qanday bo'ldi? İslomdan avvalgi hayoti qanday edi? Mus'ab ibn Umayr. Kelishgan, ko'rkam, odamlardan nazarini o'ziga tortadigan, nasl-nasabli, badavlat xonadonning erkak farzandi edi. Alloh taolo Mus'ab ibn Umayrni roziyallohu anhu mana shunday qilib yaratishni xohladi. Quraysh yigitlarining eng ko'zga ko'ringan go'zal va saralaridan edi. Bitta o'g'il bola dunyoga kelib nimani so'rasa Allohdan, Alloh taolo hammasini bergan edi. Dunyoviy tomondan bironta kamchilikka ishora yo'q edi. Makka ahlining eng bo'y, eng xushbo'y yigitlaridan deylardi. Sababi atirnimi eng qimmatini, eng tozasini, eng sarasini ishlatardi. Mus'ab ibn Umayr Makka'ning badavlat xonadonida dunyoga keldi. Shu tufayli bironta bir qiyinchilik, kamchilik ko'rmadi, farovonlik, to'qchilik, ne'mat ichida usulbulg' edi. Makka'dagi yigitlarning ichida ota-onasi tomonidan eng ko'p erkalatilgan Mus'ab ibn Umayr desak adashgan bo'lmaymiz. Nihoyatda yoqimli, go'zal yigit bo'lganligi uchun, chiroyli yigit bo'lganligi uchun Makka majlislarida albatta u kishi haqida gapirilardi. Xususan ayollar o'tirib qolsa Mus'ab ibn Umayr haqida albatta gap bo'lar edi. Qarang, chiroyi ham bor, pul ham bor, avtoritet ham bor, chiroyli bir figura ham bor, nasl-nasab ham bor, hamma yo'q borda. Lekin shu narsani hammasini iymon uchun kechgan bu kishi. Bu pallaga shu maishat hayoti, ikkinchi pallaga iymon qo'yilganda iymonni tanlagan bu kishi. Mana endi mana shunday bir to'kin sochilikda kengchilikda ulg'aygan yigit vaqt soat kelib iymon uchun voz kechishlikka to'g'ri keldi bu narsalardan ikkilanmasdan voz kechdi. Keyin musulmonlar orasida Mus'abul Xoyr, ya'ni yaxshi Mus'ab, yaxshi Mus'ab degan laqabni oldi. Iymonga kelganida u bilan onasining o'rtasida kechgan voqea. Mus'ab ibn Umayrning onasi Xunos binti Malik. Shaxsiyati kuchli ayol edi. Har zamonda ham bo'ladi shunga bir kuchli ayollar bo'ladi shaxsiyati. Irodasi qattiq, yuragi bir quvvatlik, tili butun. Bunaqa onalardan farzandlari qo'rqadi. Xavotirda turadi, g'azabidan qo'rqib roziligiga intiladi. Haqiqatan Mus'ab ibn Umayr faqatgina islomga kelishidan avval onasidan hayqaradi.
haybatli ayol edi. Boshqalarning fikrini inobatga olmasa ham, onasini fikriga albatta bir e'tibor berar edi. Endi iymonga kelgandan keyin qarshi bo'lishi aniq. Qanday turadi endi mana shunday bir onasiga qarshi? İslomda maxfiy tushga harakat qilib ko'rdi, chunki sahobalarda juda ko'pi mana shu ishni tutar edi. İmanını mahfi saklaşı mümkün idi. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da etken idi. Firavun hanadanadan boyan bir kişi imanlı boladı, imanını yaşırgan idi. Ve kâle raculun mu'minun min âli firavun yektumu imanahu. Şunda Firavun hanadanadan boyan özünün imanını yaşırıp yürüyen bir mu'min kişi dedi. Mümkün idi bekti yürüyüşlik. Musa ibn-i Umar raziyallahu anh ham İslam'ını yaşırıp yürüdü. Bana şu asnada hala anası bir günge kadar Arqam ibn Abil Arqam raziyallahu anh'ın üyüde Resulullah sahabalarına talim verirdiler. Sahabalar Katar'da Musa ibn Umayr ham kirib talim olardı, kaldırması. Şimdi her kança yaşırmasın, bari bir aşkara boladı genelse, bir gün ne boladı? Aşkara boladı. Günlerde biri de Arqam raziyallahu anh'ın üyüde birkinip yaşırınıp kirip getirirken de Musa ibn Umayr. Usman ibn Talha degen kişi körüp kaladı. Usman ibn Talha keyinçelik sirat dersleri de Amr ibn al-As, Halid ibn Valid ve Usman ibn Talha bo'lib Resulullah da aliyyim akiltirişken de Haybar gazatıdan ki. Bana endi Usman onu körüp kaldı da anası ki haber yetkizdi. Musa ibn Umayr'ın anası sorak kılıçta başladı, inkar kımadı. Müslüman ikeni ne ilan kıldı? Müslüman bu geni ilan kıldı. Şimdi anası özünün uruğunu yığdı. Abduddar uruğunu farzandıydı. Kureyş'in Abduddar uruğu. Bilasizlar, Ka'batullohni kalati Abduddor urug'ida bo'lgan. Jang maydonida Qurayshni jang bayrog'ini ko'taradiganlar Abduddor urug'i bo'lgan. Qurayshni eng sharafli xonadonlardan deb aytdik. Qavmi uni qaytarmoqchi bo'ldi iymondan. Musa ibn Umayr sabot bilan ularni oldida turdi. Qalbiga saodat olib kirgan, ko'zidagi pardani ko'targan Qur'on oyatlarini ularga ham tilovat qilib berdi. Onasi bir shapaloq urib tinchitmoqchi bo'ldi-yu, ammo yüzünü, oğlunun yüzündeki haybatını, ondaki nurunu körüp, kolu kaldıralı. Buradalar, bazı da Allah-u Teala özünü mumun bandası yüzünü bir haybatı beredi ki, uluğlu güzelliği de ata akıladı ki, yamanlı kılaman degen, barıptır beteki tike yapınaman degen adam, yüzü yüzü geçişken payette, onu da katıp oladı. Misal, Haccacın Yusuf-ı Sakafi, bu zalim amirlerden bugün, cüdükkü Müslümanlarda kanunlarını okuzgen, zalim bugün. Hasan Basri rahmetullahi aleyhine katıl kımakçı olup çakırtıradı. Cellat Tayland durup tıkıl için olup. Hasan raziyallahu anh'u geldi, Rabbisi'ye dua kıldı, kirdi. Takvali kişiydi, abid kişiydi, zahid kişiydi. Allah'ını yakış görgen bandalardan idi. Katıl kılışıke çakırgen haccac, Hasan raziyallahu anh'u kirgen de, nimaga chaqirgan ham esida turmasdan ondan turdida oldiga borib chiroyli kutib olib, yetalab kelib o'zini majlisiga olib kelib o'tkizib, hol-ahvol so'rab, hojatlarini so'radi. Ha, uni chopishlikka tayyorlanib turgan jallod esnasi qotib turaverdi. Nima bo'layotganligini tushunmasdan. Ha, birodar, agar siz Allohdan qo'rqsangiz, sizdan hamma qo'rqadi. Robbingizga haqiqiy bog'lanadigan bo'lsangiz, Alloh taolo sizga haybat beradi. Agar Alloh siz bilan birga bo'lsa, albatta siringiz haybatingiz bo'ladi. Kim Allah'tan korksa, başkalarını Allah-u Teala bundan korkadığını koyadı. Fakat hakiki korksa. Musa ibn Umayr'ın anası bir tohanı yıkamak koydu. Hemen yakşililer de ap koydu. Kim keçek, az avukat, kanaka bir hayriyat olsa kamap koydu. Bu bilen, kamap koysam müşküle hal buladı, de böyle genedi. Lekin müşküle hal bulmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a hicret kılıçdaki ruhsat verdiler sahabalarına. Musa ibn Umar yolunu kıldı, ular bilan hicret kılıp Habeşistan muhaciriga aylandı. Keyin Müslümanlar kaytip kelganlari da Musa ibn Umar ham ular bilan kaytip keldi. Kunlarning birida Musa ibn Umar kelayotgan edi raziyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özining ashablarida o'tirgandilar. Sahabalar Musa tomonga qarashdi da Musa ibn Umar'ga ko'zi tushganidan keyin kimdir yerga qarab oldi. Kimdir ko'zini yumib oldi. Kimdir yig'ladi. Nimaga yig'laydi? Islomdan avval hammani e'tiborini o'ziga tortgan, kiyimni eng zo'rini kiygan, atirlarni eng afzalini ishlatgan, yigitlarni guli bo'lib yurgan Musa ibn Umayr bugun yirtiq, yamoq, eski, yudab ketgan kiyimlarni kiyib kelardi.
Ashoblar avvalgi holati bilan hozirgi holatini ko'rib yig'lashdi ba'zilari. Rasulullohchi, Rasululloh nima qildilar? Bu holatni ko'rib zavqlanib, muborak lablarida chiroyli bir tabassum paydo bo'lgan holda dedilar. Laqad ra'aytu Mus'aban hada. Bu Mus'abni avvalam ko'rgan edim. Wa ma bi Makkata fata an'ama 'inda abawayhi minhu. Makkadagi biron bir yigit ota onasi tomonidan bunchalik inomga, bunchalik erkalatishlikka loyiq bo'lmagan edi. Summa taraka zalika kullahu hubban lillahi va rasulihi. So'ngra mana shu narsani hammasini Allohga va rasuliga bo'lgan muhabbat tufayli tark qildi dedilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam achinib pas, zavqlanib, quvonib gapiryaptilar. Savolda o'sha iymondan voz kechib, kayf safa hayotini tanlaganida hozir qayerda bo'lardi? Yo'q, ular o'lgan bo'lar. Iymonni tanlovdi ham hozir qayerda? Yo'q. Biz ham shu yigitlar. İman etkadımızı Mekke müşerif etsek hem Allah'a bergen için ömürdü körümüz, Allah'a bergen rızkıyımız ki enketemiz. Yok, eğer başka nesini tolleriyen bulsak hem bari nüme buladı, ketemiz. 52, 62, ihtimal 72 kirgen de insan diye arkasıya kararken hayatı gel. Nüme kıldım? 50 yılı ömürde. Fakat dünyada 3-4 çakası deyip, dünyada bir matahı de bile ömrümü ötküzvardım mı? O halen ki Allah-u Teala takdirim yazıp koyanırken bol olur da hamasi vakti de. Ya Allah demem yaşadım mı? Allah'ın kelimesi alıp oluştuğu, adamlaki hakkı yetkizişliği degen gaman buldu mu kellemde? Ya fakat trişçilikim için de ötüp gittim mi? Hazır 20 ekirgenler, 30 ekirgenler, 5-5'te göçü 50-60 ekirasılar inşallah. Şimdi arkayla gemi de karagende üyalı pamiyeli buradalar. Nimadir qilgan bo'laylik oxiratimizga, Allohning diniga, Allohning dinini aziz bo'lishligiga. Bola chaqadan o'tib keta olmaylik, chunki bola ham chaqa ham peshonamiz yozilgan kunda bola oladi hammasi. Bir kishini topish tushi oz. Ammo harom yo'lga kirsa, yaxshiroq topishi mumkin. Lekin Allohning to'atini tanlaydida, harom harishdan taqvo qiladi, qo'li kalta, tirishligi nochor. Halolni tanlagani uchun, haromga burishlikni xohlamaganligi uchun. Endi mana shunday odam. Uy oddiy bo'lsa, kiyim oddiy bo'lsa, yeyish ichish oddiy bo'lsa, shu faqirligidan uyalish kerakmi? Savol tushunarlimi? Halol bo'lganligingiz uchun, taqvo yo'lini tanlaganligingiz uchun, boshqalardan ko'ra tirishligingiz pastroq bo'lganligiga uyalishingiz kerakmi? Agar bunday odam uyalayotgan bo'lsa, bu odam Allohni tanimabdi. Bu odam Allohni tanimabdi. Xudoga shukr, yeganimiz oldi demaganimiz ketida, zuvolamizni katta olgan ekan. Yo'q, pulingizni ko'pligi Allohni yaxshi ko'rganligini belgisi emas. Pulingizni ozligi Allohni yomon ko'rganligini belgisi emas. Ko'pligi ham, ozligi ham sinov. Muhimi siz to'atdamisiz? Muhimi ibodatda misiz? Shu bilan faxrlaning. Shu bilan faxrlaning. Bir tabib oldiga bir bemor keldi. Tabib haligini ko'rib turib, Allohdan qo'rqadigan tabib edi. Aytdi: "Birodar, kasalingiz unaqa bir xatarli emas. Falon-falon narsadan parhez qilasiz. Dorixonaga borib falon-falon dorini olasiz, yaxshi bo'lib ketasiz. Qiyin emas kasalingiz." dedi. Endi xuddi shu kasal boshqa tabibga bordi. U tabib nima deydi? O'tkizib yuboribsiz kasalni. Sal qolsa uji hech orqaga qaytadigan xonasi bo'lmay qolar ekan. Yurardiz uch paytgacha. Yo'li qolmabdi deydi. Bir narsa qilaylik aka desa, bo'pti bir yo'li bor qilib ko'ramiz deydi. Qo'rqitadi, xavotirga soladi. Ona tabib manaqa dedi desa, ha u o'sha narsani bilmaydi u deydi. O'shini olga bordizmi odam qurib ketgan deydi. Yana nima deydi? Falon joyga bor analiz topshirasiz deydi. Faqat o'shidan topshirasiz deydi. Dorini ham falon dorixonadan olasiz, boshqa yerdagi bo'lmaydi deydi. Bu hikoyani davomini bilasizlar. Nimaga o'sha yangi dorixon, yangi boyaga analiz topshiradigan joy ochilmasdan turib, avvalgilariki bo'lar edi, endi bo'lmay qoldi? Mana ikkala tabib. Birinchi tabib haqiqiy mo'minning ishini qildi, Allohdan qo'rqdi, omonatga xiyonat qilmadi. Bu tabib uchun albatta sharafli bo'lgan narsa. İkinci tabib xiyonat qildi. Omonatga xiyonat qildi.
yolg'on gapirdi. O'zi ikkala tabib ham rizqda yuruvdimi? Ha? Bu yolg'on gapirgani bilan rizqi ko'payib ketmaydi. Bu rost gapirgani bilan rizqi ozayib qolmaydi. Gap pulda qanchaligidami yoki qanday topilganligidami? Yani kim qaysi tomondan qarashiga bog'liq. Kimdir ko'p bo'lsa bo'ldi, qanaqa bo'lsa ham deydi. Kimdir yo'q. Alloh aytgan yo'li bilan bo'lsin deydi. Endi bu andozani har qanday hunar egasiga solishimiz mumkin. Ustalar shu o'zini eskisini eplab qo'ysa ham bo'ladigan holatda bittasi eplab qo'yadi eskisini, ikkinchisi nima deydi? Yangi olib kelasan deydi. Shuning uchun har bitta hunar egasi o'zini ishida Allohdan nima qilsin? Taqvo qilsin, omonatdor bo'lsin. Mana endi Musab ibn Umayr agar maishat hayotini, kengchilik hayotini tanlaganida yana shoyatga qaytar edi. Lekin Allohning roziligini muqaddam qo'ydi. Shuning uchun butulat, qahramonlik haqda turishingda. O'zingni foydangga bo'lsa ham, zararingga bo'lsa ham haqda turishingda. Wa man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima. Kim Allohga va uning payg'ambariga itoat etsa, bas u ulug' baxtga erishibdi. Va al-aqibatu lil-muttaqin. Oqibat taqvodorlarniki. Musab ibn Umayr'ni onasini qilgan ishi uni iymondan qaytara olmadi. Shunda hamma ne'matlardan mahrum qilib qo'ydi dedik. Onasining nazarida olihalarni tark qilib, ularni la'natiga uchragan odam, hatto o'zini o'g'li bo'lsa ham undagi xayriyatga loyiq emas deb bilar edi. Onasi unga o'sha tanlagan ishingga boraver. Endi men senga ona emasman dedi. Musab onasiga yaqinroq kelib aytdiki, "Ey onajon, men sizga nasihatchi va mehribonman. Bas la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb guvohlik bering." Onasi g'azablanib aytdiki, "Olihalarga qasamki, seni diningga aslo kirmayman. Aks holda ustimdan kulib, aqlimni zaif deyilishiga sabab bo'laman," dedi. Haqiqatan aqlli odam Allohdan taqvo bilan yashash kerak deydi. Haqiqatan aqli komil odam bu narsalar haqida fikr qiladi. Payg'ambarimiz aytganda, diqqat qilinglar-da. Arjahukum aqlan ashaddukum hubban lillah. Ichingizdagi eng aqli pishganinglar, ichingizdagi eng aqllilaringlar Allohga muhabbati ulug'rog'inglar. Allohga muhabbatliroqingiz, aqli rojihroqingiz dedilar. Qanchalar Allohni yaxshi ko'rayotgan bo'lsangiz, shunchalar aqllisiz. Menga nima qilib berib qo'yibsan, xudoying deydi. Eshitgansizlar shunga gapiradi. Menga nima qilib berib xudo? Ham yo'q o'zimni deydi, mana shu qo'llarim bilan qildim deydi. Menga hech kim yordam bergan emas. O'zim erishdim shu narsaga deydi. Demak, odam esi yo'q. Bu odam esi yo'q. Shunday qilib Musab ibn Umayr to'kin sochin ne'matlar bilan to'lgan hayotida iymon yo'lini tanladi va munosabatlar hammasidan mahrum bo'ldi. Islomdagi birinchi elchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning elchisi. Mana shu vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga u paytda Yasribga Rasulullohga sollallohu alayhi vasallam bayat bergan ansorlarga dindan ta'lim berishi uchun bitta muallimni qo'shib yuborishni xohladilar. Endi Rasululloh kimni tanladilar? Musab ibn Umayr'ni tanladılar ve bu o kişi için ülken şeref oldu. Bitti Musab ibn Umayr ayetinladı. Resulullah'ın elçisidir. Al-avvalı safirin fil İslam. İslam'daki birinci elçi. Karin, bana şu payette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atrafı da Musab ibn Umayr'dan göre yaş kattırağı bugün. Şeref cihatıdan, bizi tılda avtoritet cihatıdan uluğrağı adamlar barıdı. Lekin Resulullah Musab ibn Umayr'ni tanladı. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam birodarlar hamma ishda komil bo'lganlar. Sahovatda komil, shijoatda komil. Komil er, komil do'st, komil savdogar. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam hamma sifatlarni kamolatga yetganlar. Va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk xulq ustidadirsiz. Mana endi Rasulullohni rahbar sifatida mana shu ishga kimni tanlashlik kerak? Mana shu ishdagi bir mahoratini bir eshitib qo'yinglar. Birodarlar, nimaga endi Musab ibn Umayr tanlandi? Alloh bilgan hikmat va mana shu hikmatlarda ayrimlarini sirat olimlarimiz sharhlab berishadi.
haqiqatan loyiq ekan deb o'rasiz. Qassobchilikka bo'lgan odamlarda ehtiyoji katta bo'lgani uchun qassobchilik talantiga ega bo'lgan odamlar ham ko'p bo'ladi. Shopirlarga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lganligi uchun shopirlik talanti bor odamlar ko'p bo'ladi va hokazo. Ammo rahbar unaqa ko'p bo'lishi shart emas. Ha? 1000 taga bitta, 10 000 taga bitta. Demak, insonlar orasida juda ham kamyob bo'lgan talant rahbarlik talanti. Mana Rasulullohni rahbar sifatida tutgan ishini ko'ring. Kimni tanladi Rasululloh? Islomdagi birinchi elchi. Albatta bu muhim va xatarli, mas'uliyatli vazifa edi. Bunda ish faqatgina ulug' insonlar qila oladi. Yasribga yuboriladigan elchi kim bo'lish kerak? Yasribga boradigan elchi kim? Muhammad alayhisalomning elchisi. Demak, u kishi elchi. Yurish turishi bilan, fe'l-atvori bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni odamlarga tanitadi. Demak, odamlar mana shu elchi tufayli Rasulullohni taniydi. Hali bunaqa ish bo'lmaganida bir marta ham. Birinchi marta elchi yuborilyapti. Bu elchining vazifasi, birodarlar, boshqa elchilarga o'xshagan vazifa emas edi. Elchi nima qiladi? Olib boradi, maktubni o'qib beradi, qaytib keladi. Elchi kim? Boradi, podshohni yoki rahbarni xabarini aytadi, qaytib keladi. Ammo Musa ibn Umayrning elchiligi unaqa emas. U Yasribga borganda tirik islomni ko'rsatishligi kerak. Sözü bilan, fe'l-atvorlari bilan. U yangi kirgan islomga, kishilarga dinini o'rgatishligi kerak. U ertaga Rasululloh kelib quradigan mamlakatni ustunlarni paydo qilishligi kerak, ustunlarni tarbiya qilishligi kerak. Aws va Hazraj qabilasini tarbiyalashligi kerak. Yana Yasribga hijrat qilib keladigan musulmonlarni Aws va Hazraj qabilasidan bo'lganlar o'zini aka ukasidek kutib olishligi kerak. Habashistonda muhojirlari bilan Yasribda muhojirlarning farqi bor. Habashistondagi muhojirlar vaqtincha yashab turishibdi. 5 yil, 6 yil o'tar qaytib ketishadi. Ammo Yasribga hijrat qilib keladigan musulmonlar o'zlariga vatan qiladi. Demak, shu yerliklarni tarbiya qilib turishlik kerak. Tushunyapsizlarmi qanchalik mas'uliyatli, qanchalik bir muhim masala? Albatta bu o'ta muhim, sharafli ishlardan edi. Endi undan tashqarichi birodarlar, o'zingiz yashagan joyda, o'zingiz tabiatini bilgan odamlar orasida da'vat qilish oson. Endi umuman ko'rmagan, bilmagan, umuman yetiyot begona bo'lgan odamlar orasiga borib da'vat qilishlik qiyin. Hech kim tanimaydi. Muloqotda bo'lganmassan, tabiatini bilmaysan, nimani yaxshi ko'radi, nimani yomon ko'radi farqiga bormaysan. Albatta sahobalar, birodarlar, ulug' avlod. Bularda hammasi ulug' insonlar. Lekin mana shu ulug' insonlarning ichidan Rasululloh bu muhim ishga kimni tanladi? Musa ibn Umayr. Nechiga kirgan edi shunda? 35 ga kirgan edi. Yoshni qarang. Bir yo'li yosh emas, hovliqib ketadigan, aliy hovliqma, qizishib ketadigan yosh emas. Bir yo'li qarib, charchab, hech narsaga toqat qolmagan holat emas. O'rta yosh. Yoshini qarang. Mana bir chekadan ko'rib chiqamiz. Birinchidan, Musa ibn Umayr sahobalarning ichida ilmli kishi edi. Shu vaqtgacha nozil bo'lgan Qur'on oyatlarini hammasini yoddan bilar edi. U kishi ilmli bo'lgan, lekin u kishining ilmligini zohir bo'lishiga imkon bo'lmadi. Sababi Uhudda shahid bo'lib ketdi 3-chi yili. O'shuncha u kishining ilmi haqida ko'p ham gapirilmaydi. Rasululloh hofizi Qur'onlarni hurmat qilgan, yaxshi ko'rganlar. Rasululloh hofizi Qur'onlarni yaxshi ko'rgan va muqaddam qilganlar. Agar g'azovatlarda 2 musulmon shahid bo'lib, ikkalasini bir qabrga qo'yishni kerak bo'lsa, qaysinisi Qur'onni ko'proq yodlagan bo'lsa, shunisini birinchi qo'yardilar. Birinchi demak sababi u kishi hofizi Qur'on bo'lgan, u kishi qori bo'lgan, ilmli bo'lgan. Ikkinchisi Musa ibn Umayr zirek, og'ir bosib, sabrlik, bag'ri keng va halim odam bo'lgan edi. Mana shu narsa halim bo'lishlik, bag'ri keng bo'lishlik da'vatchining ishini zo'r bo'lishligini ta'minlaydi. Ali ibn Abi Talib aytganlar: "Olatur riyosati si'atus sadr." Boshqaruvchilik asbobi boshqaruv asbobi bag'ri kenglik. Bag'ri keng bo'lish kerak. Da'vatchi halim bo'lish kerak, og'ir bosib bo'lish kerak. Ayrim da'vat qilayotgan odamlarni bir qarasangiz, Qur'onni yodlagan bo'ladi, ko'p ilmni o'qigan bo'ladi, ammo mana shu ilmni odamlarga yetkazishlikdagi hikmatni, halimlikni, muloyimlikni unutib qo'yadi. Qarabsizki, mana shu sifatlarning yo'qligi u bilan odamlar o'rtasida bir pardani paydo qilib qo'yadi. Dag'al gapiradi, qo'pol gapiradi, qo'rs gapiradi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan bunu bulmayanlar. Mus'ab ibn Umayr bunu mesedir. Muloyim, ağır basık, kamtar, hoşyor. Ana Yasir villada davet kılayken paytda şu halimligi, hoşyorligiga guvoh bo'lamiz. Birinci sebebi nima oldu? İlimligida. İkinci sebebi halim, yumshoq, zirek, muloyim edi. Üçüncüden Mus'ab ibn Umayr Kureyş'in en şerefli hanadanlarının farzandıydı. Kureyş kabilesini Abdüddar uruğundan idi. Doğru, İslam'da buradalar onlara nasıl nasabından farklamaydı, hazır ettik. Ama Yasirib'ki davet kıyanı borganda Yasirib'nin sayıdları eğer kul ya ki kandidir mağla okuyorsa o buna umuma oturmasıdı. Umuma geplaşmasıdı. Ama Mus'ab ibn Umayr Abdüddar uruğundanlığını bilgenden ki otur işliğini ular haklarıydı. Bu üçüncüden idi. Badavlat hanadandan idi. Ha, hazır fakir, lekin haklasa yani bay hayatı yakatip geçtik, bir pasla geçirdi. Şimdi biz Müslümanlar baylik, nasıl nasabda ortamızı ölçü ödeme gelmemiz bilen, o müşiri gidi ular upaydı Yasirib ahlı. Ular göçün diye adam kereye gidi. Törtüncüden, bu dinge kirsem, sayidligimden, mülkümden acilap kalamayanken de ikilenip durgen, Yasirib'in sayidlerine hem Mus'ab ibn Umayr ibrat edi. Çünkü boy hanadandan bop durup, nasıl nasabda hanadandan bop durup, bunlardan vazgeçi aldı. Hakiki trik misaldi körgenden ki ular ham irgeçliği asan bularadı. Çünkü onta mesela ne iştiğini bitti amaldi körüyün. Amaldi tasarı katıra bulardı. Birincisi mi buldu? İlimlik. İkincisi halim zirek kuşuyor. Üçüncüsü nasıl nasablik boy hanadandan adam. Dörtüncüsü ikkilenip türgen adamlar bu kişini körüp durup ibretlenişliği kere. Beşinciden Yasiribga Mus'ab ibn Umayr'ın yubarışlığı ilanıydı. Neman ilanıydı? Bu din kembağallarını baylarga kılayken kozgalanamaz. İslam kembağallarını baylarga kılayken revolüsyasamaz. Çünkü Mus'ab ibn Umayr özü kanaka hanadanda. Altıncıdan Mus'ab ibn Umayr dünya fitnesi aldı da sabit tura aldı. Dünyasından keçi aladı. O bu sınavdan çırali sürat öttü. Anasını kolideki dünyadan yüz ögür aldı mı? Demek başka adamlar da kolideki dünyadan avaz keçaliydi. Tam eğer bu midde yine de bu. Anasını kolideki nesilden keçti mi din için? Şimdi adamlar da koldan hiç kaçanım akı mıydı? Tan akı mıydı? Yedinciden Mus'ab ibn Umayr başlıklık, rahbarlık, riyasat fitnesini yeni aldı. Bana Abdüddar uğurdan bulgen bu yigit eğer başlıklığına, riyasatına hali yanı da dinge ötmezdi. İslam gekirdi, adli Müslüman kadar yaşayabilir orada. Eğer rehberliği de hali yanı da ne kılardı? İslam da kabul kumaya korurardı. Bana şu nesilden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i köyünü toğudu. Nazi inerse, Jüdayem nazi inerse, dikkat kılıyorlar. Bazı da davet çıkışı, şagirdlerini köpeyip getirken eden, onu daveti tüfeğiyle hakka yürüyenlerinin sonu köpeği boruyken eden, onu geri yaşayanlarını ziyada bolu boruyken eden fitneye çıkmaladı da, bu nasırada hammasını Allah'tan mez, özünün kabiliyeti, iktidarı, hareketi dendip fitneye çıkıp kaladı. Özünü başkalarından yukarı kör adıyan bu kaladı. Neticede başlayılığını, hammaki ustazlığını dava kıla başlaydı. Çünkü arkasından 3-4 adam erçigen damlalar bana şu fitneden aman kalışlığı ki Allah Teala'dan panah sorab duruşluğu gerek. Daim Allah'ı fazla, Allah'ı fazla davet duruşluğu gerek. Çünkü bu ilimde, bu akılda bergen Allah Teala bir lahzada ap koyuşuyen mümkün. Mus'ab ibn Umayr başlıklık, rahbarlık, riyasat degen fitneden aman da buldu. Yasirbililerde ekseriyetinin imanı sebep bulup durup hem Mus'ab ibn Umayr adli Müslümanı katarı yürüyordu, gururlanmadı. Hidayet kıladı yanam Allah, adaştıradı yanam Allah degen itikatta Mekke'm durdu. Sekizinciden Mus'ab ibn Umayr Habeşistan'a hicret kıldı ve musafir yurtta yaşayışlığını, öz yurtunu terk kılışlığını, aileden, ahıldan uzağa buluşlığını, begonalı arasında yaşayışını, sabırını, kanaatını örgendi. Dokuzinciden Mus'ab ibn Umayr Yasirib'ki yuvarılgen vakti de onun yaşı 35'ler atrafı deydi. Bana şu muhum iş. Çünkü bu kılınadigen işge buradalar hikmet gerekirdi. Ağır basıklık gerekirdi. Ve şici atam gerekirdi. Et yapız o. Bir yolu yaş balayanmaz.
hovliqma, qaynab ketadigan, tez jahli chiqadigan bir yo'li qariyammas. Mana shu va boshqa sabablarga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yasribga ayni Musab ibn Umayrni yubordilar. Makkadan Yasribga qarab chiqqan muborak karvon, unda 12 ta ansori, bitta muhojir bor edi. Ozchilik deb o'ylaysizmi? Yo'q, ular ko'pchilik edi. Mana shu ozchilik bo'lgan kishilar qisqa vaqt ichida shunday bir katta ishlarni uddalashga qodir bo'lishdiki, ulardan avval yashab o'tgan necha ajdodlar bunday ish qilisha olmagan edi. Ular islomdan avval kim edi? Hech kim emas edi. Islom kelganidan keyin ular kimga aylanishdi? Odamlarni ikki dunyoni saodati yetaklaydigan bashariyatni ustozlarga aylanishdi. Mana shu birodarlar islomning mo'jizasi edi. Inshaalloh Mus'ob ibn Umayr roziyallohu anhu darsini inshaalloh keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli. Bismillahirrohmanirrohim. O'tgan darsimizda to'xtagan joyimiz shu ediki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Yasrib kishilari bilan ularga islomni o'rgatishlik uchun Yasribga o'zini sahobalardan bittasini jo'natishligini ixtiyor qildilar. O'zini ulug' sahobalarining orasidan Mus'ob ibn Umayr roziyallohu anhuni tanlab oldilar. Va mana shu narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qanchalar mohir rahbar, hakim zot bo'lganligini yana bir marta siz bilan bizga ko'rsatib berdi. Shunday qilib Mus'ob ibn Umayr roziyallohu anhu Makkadagi to'kin sochin, boy badavlat, farovon hayotini iymonga kelganidan keyin faqirona hayotga almashtirdi. Dunyosidan voz kechib oldi. Mus'ob ibn Umayr Madina aholisini, endi Madina deymiz, Yasribdi, qalblarini o'zini zuhdi bilan, taqvosi, ixlosi bilan, muhabbati bilan oziqlantirdi. Odamlar Allohning diniga u kishining da'vati tufayli top-top bo'lib kirishdi. Musulmonlar Yasribdan kelgan musulmon 12 ta edi Madina Makkaga kelishganida. Rasululloh ular bilan Mus'ob ibn Umayrni qo'shib jo'natdi, 13 ta bo'ldi. Lekin mana shu kishini Mus'ob ibn Umayrni qilgan ishidan butun Yasrib, butun Madina ahli iymonga keldi. Hech qancha vaqt o'tmadi. Keyingi yilda haj qilgani ketayotgan madinalik kishilar 70 tadan ko'ra ko'proq odam bordi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bayat berishdi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Yasribga, Madinaga ko'chib kelishliklarini so'ranishdi, talab qilishdi. Mus'ob ibn Umayr aqlli, farosatli, zakovatli inson bo'lgan. O'zini yelkasida qanday mas'uliyat borligini juda ham yaxshi his qilgan. Mus'ob ibn Umayr oddiy bir elchi emas. Oddiy bir pasolmas bizni tilda. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni elchisi. Demak, unga u kishiga qarab turib Rasulullohga baho beradi odamlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo hijrat qilishlikka izn berdi va u zot sallallohu alayhi vasallam Madinaga kirib kelyaptilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hamrohligida. Mana endi madinaliklar Rasulullohni kelishligini kutib bir necha kun chiqishdi. Rasululloh Savr g'orida 3 kun o'tirganligi uchun Madinaga kelishligi ham kechikkan edi. Har kuni chiqishadi. Madinaning tashqarisiga chiqib turishadi. Payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati ulkan. Nima, ular payg'ambarimizni ko'rishganmi? Yo'q, hammasi ko'rishmagan. Biromata suhbat qurganmi? Yo'q. Nima uchun bunchalar yaxshi ko'rishadi? Sabab ularni kechayu kunduz haqqa da'vat qilgan, Rasulullohni ularga tanitgan, Rasulullohni Allohning huzurida martabasi qanchalar ulug'ligini tushuntirgan Mus'ob ibn Umayrni mehnati sababli yaxshi ko'rishadi. Tushunyapsizlarmi? Bu kishi Rasululloh bilan Madinaga ansorlarning o'rtasidagi bir bog'lovchi kishi bo'ldi. Albatta, ansorlarni iymoniga sabab bo'lgan Mus'ob ibn Umayr oldimi? Ansorlarni hamma hasanotlaridan Mus'ob ibn Umayrga ajr bor. Biz ham hayotda biror marta biror kishini hidoyatiga sabab bo'lganmizmi? O'sha bir harom narsani tashashiga, namoz boshlab olishiga, ibodat yurishiga savol beraylik-da. Qiyomat kunida biz ham savob sahifalarimizda boshqalarni qilgan amallardan ham bizga ulush bormikin? Yo faqat menga tegma, men ham senga tegmayman degan qabilda yashaganmizmi? So'raylik o'zimizdan. 100 yil burun bu yerda o'tirganlardan bittasi yo'q edi. Rozimisizlar? 100 yildan keyin bittamiz ham qolmaymiz. Lekin mana shu vaqt ichida 50 yil, 60 yil ichida kimidir savob amallari bizni ham sahifamizga yozilarmikin? Bitta odamni Alloh sen tufayli islomga olib kirsa, hidoyat qilsa, sen uchun qizil tuyalardan ko'ra mana shu narsa yaxshiroq deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bormi shu narsa, istab ko'raylik.
Karındaşımız vardır, cöramız vardır, yürü de bir yetelaşımız gereği bu geldi. Ya biz yer güramız, yığılıp pasay, mabada oturup pasay, ziyafet karındaşlar, sen usul diyem sen, doğru kimiysen sen, bizi körgen de bizi diyen kıpta şeyimiz, hüccatıyım bana mı herkese yapacak? Ha, Musab ibn Umayr özünü zeyb-i ziynetlik, boy badavlat hayatını terk kıldı. Ama nimaga erişdi? Allah Taolaning roziligiga. Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin roziligiga. Müslümanlarının muhabbetiga. Ve kıyametgacha ismi aytilganda Allah ondan razı buldu degen mansabga martabaga erişdi. Eğer ana şu maishatlikka to'lgan hayatını tanlab, imondan voz kechganda ham o'lar edi. Dünyasından geçip imanı tarla diyen beraber öldü. Huttu siz bilen biz yüz yıldan ki bıraktığımız koma geldik. Musab ibn Umayr'ın hikmeti, mülayimliği, ilmi, fasahati, zakavatı tüfeylik Medine'nin menemen degen seyyidleri iman gekelişti. Bir günü Asad ibn Zurara'nın hanadanındaki ziyafette Musab ibn Umayr'ın yine bir zakavatı yakkal gözüye köründü. Asad ibn Zurara bilan oturup adamlarını dinge davet kılarken onlarını aldı ki koruyu kuralını alıp onlarını haydaşlık için Musab ibn Umayr'ın haydaşlık için bana Abdül Aşkal Uruk'un seyyidi Usayd ibn Huzayr geldi. Asad ibn Zurara, Musab ibn Umayr adamlar davet kılıp otururdu. Usayd ibn Huzayr geldi. Kelip etti ki şimdi Usayd karasa Mekke'li bir yaş yigit kevalıp bu yerlilerini, özlerini, otalarını, babalarını dininden kaytarı yaptı. Ağlıhalarını terk ilişkiye çakırı yaptı. Hiç kim bilmeyen yenge dini çakırı yaptı. Keldi, Musab ibn Umayr'ın hayda varmak için oldu. Kelip etti ki, eğer canın özünge şirin olsa, bizi, mahallemizi terk kıl. Kolu da kuralı bulan turuptu. Şunda Musab ibn Umayr hiç kandı bir havatır geçişmeye, hiç kandı bir kızışmasından, açıcı kemasından hatırcam durup etti ki, iyi emek dedi. Oturayım, sözümüzü kulak salayım. Eğer sözümüzü razı bulsayız, kabul kılasız, razı bulmasayız, mahallenizi terk edip gitmemiz dedi. Usayd ibn Huzayr kavmini seyyidiydi. Bu akıllı adam, tuşuyor adam. Makul yaptı, yapır yaptı bu yiğit. Oturdu, eşitti. Musab ibn Umayr onge Kur'an talavat kılı verdi. Cennet, doza hakkı yapırdı, imange davat kıldı. Musab ibn Umayr'ın bana şu daveti, bana şu bir hikmeti, mülayimliği sebeplik, Usayd aytti bu kandiyem, güzel sözler ekene dedi. Bu dinge kiriş için ne kılış gerek? Musab ibn Umayr aytti, kimini ve bedenini pakilap, sonra Allah'tan özgü ilahı yokligi ve Muhammed Aleyhisselam onun elsi ekeneğe güvahli beredi dedi. Usayd ibn Huzayr turdu, bir kunca vakti yok oldu, kayıtıp geldi, şahadet kelimesini etti, Müslüman oldu. Bana Abdül Aşkal Uruğ'unu seyyidi imange geldi. Elbette yani kavim onu yer geçerdi. Çünkü adamlar özünün uruğları yer geçerdi. Uruğları kalkı yürüse, arkadaki yaşları yer geçerdi. Bir davlar bu gen, erkek kişiden ya sigaretti ya arada yedik hep duruş gerek, degen düşünce bile yaşayan adamlar. Kattalar biladı bunu. Ankara onun da dedi sigaretten mi içmedik ya, arakam çekmedik ya, arakam içmedik ya dedi. Bu erkek ilmedi, hatın kişi yoksa atır çarşı yürürken. Üyatma gen şu narsa bir payetler. Çünkü kattalar şuna kapı genlik için yaşlı adam arkasında yer çip kete uğur gen. Usayd ibn Huzayr'ın İslam'ını eşken Medine ahlı birbirine yüzlenip yani Abdülaşkal Uruk'u irgeçti. Ulardan ki bana şu Musab ibn Umayr'ın daveti tüfeylik Sa'd ibn Muaz ve Sa'd ibn Ubada radıyallahu anhuları imanga gelişti. Ve bunlarını, bana şu uluk insanlardı, Medine'nin uluk kişilerini iman keliyenini görüp, koyan Medine ahli ham imanga keldi. Bunların hammasını, hasanatlara kimi, savab sahifasında buladı kıyamet günü de? Eğer buradalar davetçi adam mulayim olsa, hikmet bulan işit olsa, akıllı olsa, raşit olsa, elbette bu narsa Allah Teala'nın bir katta nimeti. Koparlığı bilen davet kılınmıyordu hiç kaçan dinge. Yaşla bilvalıydı şunu. Musab ibn Umayr radıyallahu anh'ın şahit buluşu. Sahabalar açken idi. Resulullah bilen birge hicret kıldık. Allah'ın razılığını talep edip bulduk. Acrımız Allah'ın zimmesi götürdü. Ama aralarımızda ayrım kişiler dünyada oladığın acrıdan bir an nesan olmasından gitti. Onların acrı Allah'ın zimmesi de buldu.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Allah yolundaki cengde öldürülgen zatlarını hergiz ölükler deb oylamayın. Yok, onlar tirikdirler. O zatlar Allah öz fazlı kerama bilen bergen nimetlerden hoşnut hallara da bahraman bulmaktalar. Günlerini burada Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'ın aldı ki bir tansık tağmak gelindi. Abdurrahman ibn Avf'ın aldı yem deyildi. Hali avukatke harap durup yığladı. Neme yığılı yapsa gene de Uhud gününü esladı. Uhud günü de Mus'ab şahit bu gene de. Kefenle gene matah topama yalnız. Az gene var matahını başı getartsak ayağı açılıp kalardı. Ayağı getartsak başı açılıp kalardı. Başını uğrap ayağı gel, ana şu ot önlerden koyup kömdik. Ular acrını dünyada amastan ketti. Ama bizge Allah Teala dünyanı açtı. Acrımızı Allah Teala dünyada özde berip, dünyanı özde berip koymadı mı ki de havatırla yığılacağını da. وَلَاِنْ مُتْتُمْ اَوْ خُتِلْتُمْ لَا اِلَى اللّٰهِ تُخْشَرُونَ Eğer ölsengizler hem, öldürülsengizler hem, elbette Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Günler ketiden günler öttü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret kıldılar. Birinci Badr gazası sodir bo'ldi. Müslümanlar onda g'olib bo'lishdi. Ondan keyin Quraysh qasosini olishlik maqsadida 3-yilida yılda, hicretin 3-yilida yılda Medine'ye katta qo'shin bilan to'planib kelishdi. Bu jangda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarning bayrog'ini kimga berishini qaradi. Mus'ab ibn Umayr'ni, Mus'ab al-Xoyr'ni tanladilar. Qarang, o'sha yüzlerce Müslümanlar içinde bayrağını kötüleştik. Bu hakikaten şerefli iş bu. Resulullah kimge verdiler bunu? Mus'ab ibn Umayr'ga. Uhud gazat hakkı da bana sirat derslerde işkemiz. Cengi avalada Müslümanlar galip buluştu. Resulullah Müslümanlar koşununu arka tanrını kıvaya kutuluştukça ana şu rumatke, kişiyle gene bir tağrı üstüge 50'de kemançını kopu kendiler. Müşriklerin atlı koşunu ceng esnasında bir neşimette Müslümanlar da arkasından aylanıp ötüp hücum kumaşı bu gendi bu kemançılar kaytarıp duruştu. Şunu yapıp olup ceng nahayası geyetti de Müslümanlar müşriklerini kovup geçişti. Şunu da bu yege tevalide turgen eylikte kemançı ölçelerden kameli edip düşüp geçişti. Müslümanlarını arka tamamından aylanıp ötüp müşriklerin atlı koşunu hücum kıldı. Kaçıyken müşriklerin arkaya kaçıştı. Müslümanlar da arka tamamdan Halid ibn Velid başlığındaki atlı koşun vurdu. Müslümanlar iki tamamdan zarba geçirişti. Şunu bilesiler bu derslerden parakendeleyip oldu. Müslümanlar koşun ortasında tertip yok aldı. Birbirlerine çapıştı başladı Müslümanlar. Birbirine tanıma geneden. Temirler ilova geneden hemen usulleri geldi. Resulullah şükür yıkılıp çıkanı da şeytan bakırdı. Muhammed öldü dedi. Şunu ayrım sahabalar oturup kaldı. Ayrılıkları kılıçlarını çürüp aldı. Mus'ab ibn Umayr ise Muhammed öldü degen haberini işken eden keyif, yalan haberini. Ve me Muhammed illa Resul kad halat min kablihi Resul dedi. Muhammed kim? Bir peygamber halas. Ondan avvalhan peygamberler ötken dedi. Bana şu payette bayrağı düşüp durarken müşriklerden biri gelip kolu yoğurdu, kılıç bilen kolunu üzüp taşıdı. Bayağı sözünü tekrarladı. Muhammed bir peygamber halas. Ondan avvalhan peygamberler ötken. İkinci kolu geldi, ikinci kolu zarba verildi, ikinci kolu yüzüp taşıdı. Ana şu koludan çapılgen, koludan kagen nasıl bulan, bayrağı kuşağladı, üçüncü zarba o kişini şahit kıldı, yerge yıkıldı. Mus'ab al-Xoyr şahit oldu. Mus'ab al-Xoyr, Resulullah'ın elçisi şahit oldu, yerge yıkıldı. Ve mâ Muhammedun illa Resul, kad halat min kablihi Resul. Mus'ab ibn Umayr'ni mana shu jangni asnosida aytgan shu so'zi keyinchalik Qur'on oyati bo'lib nozil bo'ldi. Qaytarib aytamiz. Mus'ab ibn Umayr'ni mana shu aytgan so'zini Alloh taolo eshitdi. Qur'onda oyat qilib nozil qildi. Qiyomatgacha tilovat qilinar ekan Mus'ab ibn Umayr haqida albatta zikr qilinadi, tafsirlarda aytilinadi. Mana Rasulullohning elchisi yiqildi. Shahid bo'lib yerda yotibdi. Endi u kishini yerga yiqilib yotar ekan yuzi shunday tuproqqa botib turar edi. Xuddi bir narsadan uyalgandek yuzini yerga qilib turar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mushriklar biror bir aziyat yetkizsa ko'rmay deb yuzini tuproqqa berib yotganda yotar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bergan bayroqni yerga yiqitib qo'yganligidan xijolat bo'lganda yotar edi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ne hatırcam sağ salamat ekenliğini bilmezden durup şehit ketkenliğe üyelgende yüzünü tıprakı veriyor aradı. Allah'a da rahmeti olsun bu kişiye. Zor hayatını iman yolda fida kıldı, dünyasından vazgeçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenk nihayası da bana sahabalarını, bana şu Uhud'un özünde defan kılıçlıkça büyürdüler. Ayrım kişiler özlerini, karındaşlarını alıp Medine'ye geçirken de onlara kaytara alıp gelişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musab ibn Umayr'ın cesadını tepesinde kattık yığladılar. Habbab ibn Arat aytadı. Allah yolu da Resulullah ile birge hicret kıldık. Maksadımız yalnız Allah'ın yüzüge yerişişiydi. Bas bizim acil mükafatımız Allah'ın zimmesi de buldu. Bizlerden dünyadaki nasibasını almasından ötüp gitgenler buldu. Onların orası da Mus'ab ibn Umayr ham barıydı. Uhud günü de katıl kılındı. Hakikaten kefenlengeni matah tapılmadı. Başı getirse ayağı açılıp kaldı. Ayağı getirse başı açılıp kaldı. Resulullah buyurdular, ot olanlardan ayağı getirip başını uğrayıp kömüştü. Resulullah bizge bu matahı bulan baş damanını yapınlar. İki ayağını ise şah şabbalar bile biriktinler dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cüda hem bir hunik suratta müslah kılınken Hamza raziyallahu anh onu cesadı için hem katlık yığılırken ediler. Şunge karamazdan Mus'ab ibn Umayr'ını cesadı üstüne hem köp yaş döktüler. Yani en fidayi, en sadakatli, ihlaslı, şicatli sahabaları Resulullah'ını şahit buluştu. Uhud gazatıda. 70'te Müslüman şahit buldu şunda. Ne mümkün? Ana şu dünya ölçüsünden kopket yapız, ganimadan kopket yapız deyip asili kılıçkenlik için. Hazreti Kündiyen buradalar şu formülü işliydi. Allah ve Resulü etkenesinden çıkıp gittik elbette bir musibet yetedi bizge. Kıyım bosayam, ahır bosayam, meşakkatli bosayam evveli Allah ve Resulü'nün hükümünde türsek hem o yakşı buladı. Cenk meydanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarının cesedi bulan oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şu sahabalarını şahit bulgen cüssaların üstüne durup şunu dediler. Estaizu billah. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh. Feminhum man qada nahbahu ve minhum man yentadir ve ma baddalu tabdila. Allah Teala yaptı. Mu'minler arası da özleri Allah'a bergen ahdü paymanları ge sadık bulgen kişiler vardır. Bas ulardan ayrım kişiler öz ahdiga vafa kıldı, şahit bo'lib ketdi. Ulardan ayrım kişiler ise şahit bo'lishga intizorlar. Mu'minlar orasida erkaklar bor deyapti Alloh taolo. Minal mu'minina rijal. Mu'minlar ichida rijollar, erkaklar bor dedi. Allohga ahd bergan o'sha ahdida turdi. O'lguncha qaytgani yo'q. Hammamiz ham akalar rijolmiz deymiz. Hammamiz ham erkakmiz deymiz. Ama Allohning hukmi turgan paytda, nafsimizni bir xohish turgan paytda Allah'ın hükmünü şartta alalımız mı? İkkilenmezden. Bu mesele mez. Bu muhakemem kılımıydı bu nasıl? Deva yığıştırdılar bu nasıl? Bu prasen, bu mümkünmez bu. Şimdi Ali var ya istediyor. Mürop koyan bu saçı. Manaka bu saçı. On madde etersin mümkünmez de. Kela orada da bir yolunu kıveren mekinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundan ki Mus'ab ibn Umayr'ını şahit bo'layotgan jasadiga nazar tashlab aytdilarki, men seni Makka'da hammadan ko'ra nozikroq va go'zalroq kiyimlarda ko'rgan edim. Endi esa sen sochlaring to'zigan holda bu eski kiyimdasan dedilar. Lekin haqiqat o'sha kiyimni kiydi. Jannatga ketdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Uhudda shahid bo'lgan sahobalarga qarab aytdilar ki inna rasulullah yashhadu annakum shuhada indallohi yawmal qiyama. Qiyomat kunida Allohning huzurida sizlarni shahid ekanligingizga Rasulullah guvohlik beradilar dedilar. Rasulullah aytibdi qiyomatda guvohlikka o'taman sizlar shahidsizlar haqiqiy. So'ngra atrofda turgan tirik sahobalarga qarab payg'ambarimiz dedilar: "Ey insonlar, bularning qabrlarini ziyorat qiling." Ve onlarga salam verin. Benim canım kolada bo'lgan zot bilan qasam ki, biror bir salam berguvchi ularga salam bermagay, magar ular alik olgaydirlar. Assalamu alayka ya Mus'ab,
Assalomu alaykum ey shuhadolar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu so'zlari, hadislari sababidan hajga umraga borganimizda albatta Uhudga chiqamiz. Shahidlarni maqbarasini ziyorat qilamiz, ularga salom beramiz, ularni haqlariga duo qilamiz. Kunlarda birada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Birodarlarimni ko'rishga mushtoq bo'ldim." Sahobalar aytishdi: "Axir biz sizni birodarlaringiz emasmizmi?" Payg'ambarimiz aytdilar: "Yo'q, sizlar mening ashoblarimsiz. Mening birodarlarim zamoni oxirida keladi." Ularning oralarida dinni mahkam tutgan kishi xuddi cho'g'ni ushlagan kishi kabi bo'lib qoladi. Uning ajri 70 kishining ajri kabidir. Sahobalar: "Ulardanmi, bizdanmi?" Ya'ni ulardan bittasini ajri bizi 70 tamiz ajrimizda qilib bo'ladimi yoki bizi ajrimizda ulardan 70 tasiga bilan teng bo'ladimi deganida payg'ambarimiz aytdilar: "Balki sizlardan 70 kishining ajri ularning bittasini ajri kabi bo'ladi" dedilar. Bu qaysi zamon? Nima uchun deb sahobalar so'rashganida: "Chunki sizlar xayriyat ustida yordamchini topyapsizlar. Men yoningizda turibman sizlarni." Ular o'zlarini zamonida haq ustida yordamchini topmaydilar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu shunaqa zamonki birodarlar, mo'min kishi g'arib bo'lib qoladi. Dinni ushlaganligi uchun hatto o'zini yaqin odamlari ham uni qilayotgan ishiga bir tushunmaslik bilan qaraydi. Istiqomatda hol ekanligi, ma'siyat gunohlardan qochayotganligi, gunoh bo'ladigan majlislardan o'zini olib qochayotganligini ko'radida, "Mohirmo hech ham qo'shilmaydi bizga" deydi. Dinini ushlaganligi uchun g'arib bo'lib qoladi. Mana shu kishilarni payg'ambarimiz aytayaptilar: "Sizlarning 70 deylarda qilingan ajringlar bittasi bilan teng bo'ladi" deyaptilar. Dinni mahkam ushlagan kishi cho'g' ushlaganimdek bo'lib qoladi, birodarlar. Fitna zalolatga to'lgan mana shu asrimizda mustaqim bo'lsak, Qur'onni tilovat qilsak birodarlar, odamlarga foydamiz tegsa, kitobni fahmlasak, birul validayinda doim bo'lsak, islom bilan yashaydigan bo'lsak, umid qilamiz payg'ambarimiz ba'za qilgan ana shu ajrlar siz bilan bizga bo'lishligini. Darsimizning nihoyasi: Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu qiyomat kunida u kishining savob sahifalarida butun ansonlarning ajrlari bo'ladi. Chunki u kishi ansonlarning iymoniga sabab bo'lgan edi. Bu sahobaning hayotiga bir nazar solib xulosa olish kerak bo'lsa, shuni tushunamizki, shuni olamizki, u kishi o'zini boy, badavlat, maishatga to'lgan hayotini tark qildi iymoni uchun. Yutdimi, yutkizdimi? Albatta yutdi. Faqirona kun kechirdi. O'zini, hayotini Alloh va Rasulining yo'lida qurbon qildi. Rasululloh ham faqirona hayot kechirganlar, ammo u faqirligi Alloh taoloning huzurida payg'ambarimizni qadrini yerga tushirmagan. Bu sahoba ham faqir kun kechirdi, dinda sobit bo'ldi. Kishini Robbisining huzurida qadrini tushiradigan narsa gunoh, ma'siyatlar. Alloh subhanahu va taolo bu ulug' insonlarning hayotini o'qib o'rganib, ibrat olishida hammamizga nasib qilsin. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning suhbatida Firdavsul a'loda u zotlar bilan uchrashishni hammamizga nasib etgan bo'lsin. Chunki payg'ambarimiz aytganlar: "Al-mar'u ma'aman ahabba." Kishi qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi deganlar. Biz Rasulullohni yaxshi ko'ramiz, sahobalarni yaxshi ko'ramiz, tobiyinlarni yaxshi ko'ramiz, umid qilamiz qiyomatda ular bilan ham suhbat bo'lishligini.